Kıymetli Fenerbahçe taraftarı ve kanalımızı takip eden diğer takım taraftarları, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin sizlere sonsuz sevgi, selam ve teşekkürleri var. Onlar da 30 bin yapmanızdan dolayı çok ama çok memnunlar. Teşekkürlerini sunuyorlar. Ben de teşekkürlerimi sunayım. Fenerbahçe'mizin kalan maç programı açıklandı. Hani bir aksilik olmazsa ya da herhangi bir sıkıntılı bir durum olmazsa, ki inşallah olmaz, 30 Mayıs Salı saat 20'de bütün takımlar maç yapacak. 4 Haziran Pazar günü saat 19'da Galatasaray deplasmandayız. Fenerbahçe ve Galatasaray ligi bu maçta bitiriyor. 11 Haziran Pazar günü de saat 20.45'te Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde yer alacağız arkadaşlar. Türkiye Kupası finali 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Tabii enteresanlık var, stadyum kapasitesinin 20 bin olması. İzmir Atatürk Stadyumu falan olsaydı daha iyiydi ama işte biraz Atatürk Stadyumu bakımlı mı pek bilmiyorum arkadaşlar. Onu siz daha iyi bilirsiniz ama 20 bin kişilik kapasiteli stad biraz küçük gibi. Ama tabii orada farklı bir şey vardı. Belki de Göztepe'nin yatırımcıları falan filan. Belki de hani yatırımcılık hoşa gitsin diyedir. Neyse, lafı uzatmayalım. TFF Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Türk Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir diyor. Şimdi orada mecliste Hizbullah istemiyoruz yorumlar var. Taraftarımızın bir kısmı da diyor ki mecliste PKK istemiyoruz. Niye demiyorlar? Hocam sen de bunları savunuyorsun. Şöyle böyle. Valla bir öğretmen arkadaşımla geçen bir esprisine muhabbetimiz oldu da, meclistekiler beni temsil etmiyor ki diyor. Yani biz seçiyoruz, meclise gidiyor. Ondan sonra partisinin çıkarı neyse ona göre hareket ediyorlar diyor. Düşününce doğru. Arkadaş diyor, yasa mı geçecek? E-Devlet'e anket sunsunlar. Biz seçelim, bu kadar vekile de gerek yok diyor. Ben de bu sistemin taraftarıyım. Yani bana göre de böyle. Ya tamam, beni temsil etsin şöyle böyle diyor. Yani bilmiyorum ya. Düşünsene, atıyorum kafadan. Nedir? Saatlerin ileri alınıp alınmaması. Ankete sunsunlar. Hiç uğraşılmasın. Evet, değiştirilsin. İşte oylamanın süresi bitti. %69 değiştirilmesin dedi. Al sana yasa. Umarım ilerleyen zamanlarda böyle bir şey olur. Şimdi biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Bizim sevgimiz Fenerbahçe. Hani ben Twitter'da bir şey paylaştım. Dedim ki Fenerbahçe Ankaragücü Galatasaray'ı yense, Fenerbahçe Antalyaspor'u yense ve Fenerbahçe son maçta Galatasaray'ı yense, şampiyon olsa. Böyle bir senaryoda bir ay yani şeyde hapishanede dedim, pardon, özür dilerim. Hastanede yatmaya razı mısınız yazdım. Arkadaşım bir yazmış, 9 ay Silivri'de yatmaya bile razıyım yazmış. Böyle bir senaryo olsun diye. Bir kardeş diyor ki hocam böyle bir senaryo olursa diyor Galatasaraylılar zaten hastaneyi doldurur diyor. Vallahi var ya, bütün kalbimle, bütün temiz dualarımla, hayırlı cumanız da mübarek olsun. Cuma hürmetine inşallah böyle bir senaryo yaşanır. Fenerbahçe şampiyon olur. Duadan başka da elimden gelen bir şey yok. Şimdi Fenerbahçe'de taraftarda bir mutsuzluk var. Taraftarda mutsuzluk ve çöpleme şampiyonsuzluktan geliyor. Gürcan Bilgiç diyor ki Fenerbahçe taraftarı yine mutsuz. Maç başına iki gol atmasına rağmen Icardi'yi biz alsaydık, Aboubakar'ı biz alsaydık deniyor. Ama Valencia 32, Batshuayi 18 gol atmış. Yani totalde 50 gol atan iki tane forvetimiz var. Fenerbahçe böyledir. Taraftara zor beğendirirsin diyor. Sonuna kadar katılıyorum. Hatta taraftarın bir kısmı diyor işte böyle böyle şey yapsın diye. Fenerbahçe yani böyle böyle şey yapsın derken böyle böyle yıldızlar alsın. Icardi alsın, Aboubakar alsın diye. Onlar gelsin, onlar da çöpler bizim taraftar, emin olun. Fenerbahçe forvetleri bu sezon resmi müsabakalarda 70 gol 27 asist. İnanılır gibi bir performans değil. Ha, forvetten kast Rossi'yi forvet kabul etmiş. Haksızlık bence. Joshua King'i forvet, yani kısmen forvet. Serdar Dursun, João Pedro. Ben Rossi'yi saymam ama Valencia 32'ye 7. Batshuayi 18'e 2. Rossi 4'e 9. King 7'ye 3. Serdar Dursun 4'e 5. João Pedro 5'e 1. Tabii bu arkadaşlar içerisinde şu cümleyi de çok kurmak istiyorum. Rossi kim? Eskiler avuçlarını kaşıyor. Yeniler bu ne diyor diyor. Şimdi Valencia Batshuayi 50 gol 9 asist. Yani arkadaşlar bakın, biz acaba eldekileri beğenmemezlik yapıyoruz ya. Hani acaba bulup bunuyoruz da başımıza belayı ondan mı buluyoruz? Batshuayi son 3 maç 3 gol 1 asist.
Yani süper bir sezon. Rakipleri yoran, koşulları iyi yapan, savunma arkasına iyi sarkabilen bir oyuncu. Hani yanına A kalite bir golcü gelse. Firmino Batshuayi ikilisi oynasa 4-1-3-2 sisteminde. Firmino Batshuayi. Adından yenmez. Tam Premier Lig takımı gibi bir forvet hattımız olur. Bana kalırsa. Hocam Valencia Firmino. Valencia çok yani kalacağını düşünmüyorum. Yağız Savuncuoğlu da demiş ki Fenerbahçe Valencia'ya 1 artı 1 yıllık çok iyi bir teklif yaptı ama ben kalacağını düşünmüyorum demiş. Benden aylar sonra. Ben de aynısını düşünüyorum. Aynısını da defalarca söyledim. Beyimiz 2 artı 1 istiyor. Yüksek bedel istiyor. Yani bu şartta da kalmaz. Emre Mor Sivas maçının kadrosuna. Dediğim gibi arkadaşlar Sercan Hamzoğlu da beni doğruladı. Jorge Jesus'un tercihiyle alınmadı. Bir bakarsınız Antalya Spor maçında ilk 11 olur. Belli mi olur? Şimdi forvet demişken aklıma geldi. Oğuz Burk, Mergin Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanarak bonservisini Fenerbahçe'den aldı diyor Bild gazetesi. Bir kere böyle bir şey olursa kap açıklaması gelir. Neden kap açıklaması gelir? 3,5 milyon euronun üstündeki transfer alış ve satışlarında kap açıklaması olur. Bu bir. İkincisi 4 milyon hani benim duyumum şu şekildeydi. Devre arası alırlarsa 4.250. Yaz dönemine sarkarsa 7 civarında bir bonservis bedeli diye. İnşallah benim duyumum doğrudur. Yani 4'e satacağına 7'ye sat. İnşallah benim duyumum doğrudur. Peki siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mustafa, yani bana soracağınızı tahmin ederek isteği söyleyeyim. Gelmesine için ben burada türküler söyledim. Gelsin şöyle olur böyle olur. Geldi çöplediniz gitti şimdi diyorsunuz ki elden kaçırdık. Abi siz tamamen siz diyorsunuz. Siz beğenmiyorsunuz. Siz gönderiyorsunuz. Siz ahvah çekiyorsunuz. Bizden giden Messi kesiliyor. Belki de bizdeyken de Messi de biz görmüyoruz. Bunu da unutmayın. Ha, bu Bild gazetesine de çok güvenilmez. Almanya'nın fanatik foto maçı gibi bir gazete. Ben tavsiye ediyorum yani çok da güvenmeyin diye söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'yle anlaşan Ryan Kent'e Rangers veda videosu çekti. Hocam Kent'i kesinlikle aldık mı? Valla ben duyumlarımı söyledim. İtalyan duyumcu da demiş ki 2026 yılına kadar sözleşme ve 2027'ye de opsiyon koydular. 3 artı 1. Benim duyumumu yine doğruluyor. Yağız Bey Fenerbahçe Kent'te 4 yıllık anlaşmaya vardı diyor. Yine bu da benim duyumumu doğruluyor. 3 artı 1 yıllık arkadaşlar. Yıllık ücreti de oradan aldığından çok çok düşük bir yıllık ücret. Bilginiz olsun. Hocam çok mu gerekliydi? Hocam Rangers'ın çöpünü alıyoruz. Lan bir bismillah bir gelsin oynasın. Fizik diyorsunuz, hız diyorsunuz, bitiricilik diyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla fizik var, hız var, bitiricilik yani var mı yok mu onu çok idrak edemedim. Onu da görmek lazım. Acun Ilıcalı'nın Başakşehir demişken aklıma geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City gelecek sezon takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı diyor. Arkadaşlar bir kulis bilgisi vereyim. Başakşehir Nuri Şahin'le bir temas kurmuş. Antalyaspor teknik direktörüyle teknik direktörlük için. Ha başka takımlarla ilgili verdiğim duyumlara kefil değilim. Doğru çıkar çıkmaz sonra beni şey yapmayın. Linçlemeyin. Ama sağlam bir kaynaktan geldi bilgi. Bilginiz olsun. Gerçi bizim Furkan daha iyi bilir ya. Furkan Emre Belözoğlu'nun kankiştosu. Gustavo Henrique'yi tekrar hatırlatayım. Bonservisi anlaşma gereği alınacak. Ama bonservisine veren iki kulübün olduğunu da Sercan Hamzoğlu da tekrar tekrar belirtiyor. Ben de tekrar tekrar belirteyim arkadaşlar. Samsunspor Fenerbahçe'den Nazım Sangare ile ilgileniyor demiş. Nazım Sangare'nin alttan çıkan bütün takımlar ilgilenecektir. Fenerbahçe'de uygun bir bedelle gönderecektir. Aynı zamanda Dimitris Pelkas'ta da Samsunspor ilgileniyormuş. Eğer ilgileniyorsa çok zekice bir düşünce. Onu da söyleyeyim. Buradan tüm Samsunsporlu kardeşlerimize ve Samsun halkına selamlar olsun. Yani Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta çıktığı yer Washington ya da Pensilvanya değildi. Ya da Tel Aviv değildi. Samsun'du. Anadolu'nun bağrına güvendi. Samsun halkına güvendi. Türk milletine güvendi. Bizler de güveniyoruz. İnşallah futbolda da çirkinleşmeden hani sadece bunun bir spor olduğunu, bunun bir eğlence olduğunu unutmadan bu şekilde takılırız arkadaşlar. Ali Oski'nin kiralandığı kulüp Al Hilal. Bakın Sercan Hamzoğlu bu bilgileri %100 olarak veriyor. Bilginiz olsun. Bunlar %100 doğru bilgiler. Yani %100 doğru duyumlar bunlar. Şimdi Al Hilal dedim. Al Ahli ile bir yıl daha sözleşmesi var. Maaşı 3,3 milyon dolar.
Kiralandığı dönem bakın Fenerbahçe açısından çok iyi bir transfer başarısı. Maaşının %75'ini Al Ahli karşılamış. Yani aşağı yukarı hani Fenerbahçe 800 bin dolar ya da euro kuruyla verirse 750 bin euro civarında bir maaşla bir yıllığına kiralamış. Çok zekice bir hamle olmuş bence. Şimdi Alioski 3,3 milyon dolardan vazgeçer mi? Hiç sanmıyorum. Bu şartlarda Fenerbahçe'de devam eder mi? Hiç sanmıyorum. Jesus devam ederse Fenerbahçe'de devam eder mi? Hiç sanmıyorum. Alioski defterinde böylece söyleyeyim. Altay Bayındır'a ilişkin ben size ne dedim? 8 milyon euroluk bir teklif beklentimiz ya da belki de bir sözleşme vardır. Teklif vardır. Ama ben açıklayamıyorum dedim. Sözümün hala arkasındayım. Belli mi olur? Belki 8 milyon euroluk bir teklif vardır. Açıklayamıyorumdur. Sezon sonunda da gönderilmesi düşünülen isimlerden bir tanesi. Ya Sabuncuoğlu da yazın takımdan ayrılabilir demiş. Mantıken Fenerbahçe Livakovic ile ilgileniyorsa, yabancı bir kaleciyi net olarak araştırıyorsa, Livakovic ve menajeriyle yani haliyle de yani haliyle de böyle bir transfer niyeti olacaktır diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Livakovic ile ilgili diğer kısımda konuşayım. Lafı çok uzatmayayım. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum. İki videoyu da. Çünkü kısa tutunca siz daha çok beğeniyorsunuz. Daha çok yorum atıyorsunuz. Kanala daha sıkı sarılıyorsunuz. Daha iyi abone oluyorsunuz. Durum bu. Fenerbahçe U19 takımımız 19-25 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Botev Kupası turnuvasına katılacak. Ankaragücü U19 takımı bu turnuvada yerini alacakmış. Diğer takımlar Aris, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Netanya, Voz Hodoak ve Rusyan Vista takımlarıymış. Hocam bize ne U19'dan? Ha işte bu mantıkla hareket ettiğimiz müddetçe hiçbir yol alamayız. Asıl bize U19'dan haber ver demeniz lazım. Altaylar, Boralar, ne bileyim Emreler, Ardalar. Hepsi buralardan çıkacak arkadaşlar. Eğer biz burayı iyi işletirsek, o turnuva senin, bu turnuva benim yaptırırsak, göze hoş gelen yerlerde oynatabilirsek, pilot takım değil, partner takımlarda oynatabilirsek, oralarda geliştirebilirsek, al sana Türk futbolunun aydınlık geleceği. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, kısaca tekrar edelim. Kısa bir tur yapalım. Ryan Kent Fenerbahçe'de duyumumu birçok duyumcu da doğrulamış şekilde. İtalya'nın meşhur duyumcuları, Yasamıcı olduğu gibi isimleri doğrulamış şekilde 3 artı 1'i. Biz vazgeçmediğimiz müddetçe hayırlı olsun bizde. Ki video duruyor kanalda sabit açıp bakabilirsiniz. Valencia'nın kalacağını düşünmüyorum. Bu bir. İki. Batshuayi'ye arkadaşlar 12 milyon euro bak. Batshuayi deyince aklınıza lütfen 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 12 milyon euro gelsin hatırlatacağım. 12. dakikadaymışız. O da bir ironi olmuş. Jesus'un onu konuşuruz. Mergin Berisha konusunda siz istemediniz. Siz gönderelim dediniz. Ama benim duyumum inşallah tutar. İnşallah bu duyumum doğru çıkar. 7 milyon euro. Yani 4'e 250 gideceğine 7'ye gitsin. Türkiye Kupası'nın İzmir Atatürk Stadyumunda pardon İzmir Atatürk dedim. İzmir'de oynanacağı 20 bin kapasiteli de olacağını söyledim. Rossi kim? Hocam bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Gitmesi muhtemel. Belki de gitme anlaşması yapılmış isimlerden birisi olabilir. Bunu belirteyim. Başka Emre Mor Antalya maçında ilk 11 olursa şaşırmayın. João Pedro 5 ve üzeri teklifleri açığız. Alioski devam etmeyecek. Sivas maçından şey yapıldık. Tezahürattan dolayı sevk edildik. Emre Belözoğlu muhtemelen son birkaç maçına çıkıyor Başakşehir'de. Nazım Sangare'nin geleceği zaten Fenerbahçe'de zannetmiyorum. Pelkas gidebilir Samsunspor'a. Bunun dışında da aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Hepinize ve hepinize ve hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.